Yazılı Yazılı Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıflar 1. dönem 2. matematik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Bu yazılı sorularına ve daha fazlasına yazılıdayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Aşağıda verilen ifadelerin fonksiyon olup olmadıklarının nedenleriyle birlikte yan tarafa yazınız denilmekte. Önemlidir arkadaşlar. Fonksiyon olma nedenleri oldukça önemli. Bu şekilde de karşınıza çıkabilir. Nelerin fonksiyon, nelerin fonksiyon olmadığını bilmeniz gerekiyor. Şimdi ilk duruma baktığımızda ilk durumda baktığımızda arkadaşlar iki tane A ve B kümesi veriliyor. A'daki değer 3'e gitmekte. Tamam bunda da sorun yok. C'deki de 4'e gidiyor. Bunda da sorun yok ama burada B'de bir e, boşluk kalmış. Yani F'de arkadaşlar biz B'yi gönderdiğimizde, gönderdiğimizde B'de bir değer alamıyoruz. Bir değer alamamamız da bunun fonksiyon olmasını engelleyecektir. Bu yüzden de B arkadaşlar boşta kalmıştır. B boşta kaldığı için, boşta olduğu için fonksiyon değil. Yani fonksiyon belirtmez arkadaşlar. Sonra devam edelim. E, buraya baktığımızda, burada da yine aynı şey. Gördüğünüz gibi B boşta kalmış. B boşta kaldığı için bu da fonksiyon değildir. Şöyle B boşta diyelim, boşta fonksiyon değil arkadaşlar. ...burada bakın şu aklınıza takabilir... ...C'de D'de aynı değere gitmiş... ...gidebilir bunda bir sorun yok... ...yani F, C'de 3'e eşit olabilir... ...F, de 3'e eşit olabilir... ...böyle bir ifade yok arkadaşlar... ...yani sorun yok bunda... ...ikisi de aynı değere gidebilirler... ...devam edelim üçüncüsüne bakalım... ...üçüncüsünde de... ...baktığımızda arkadaşlar... ...şimdi A1'e gitmiş tamam sorun yok... ...B5'e gitmiş sorun yok... ...C4'e gidiyor... ...D1'e gidiyor... E, 4'e gidiyor. Evet bakın burada herhangi bir boşluk yok kümelerimizde. Hepsi değerini alabilmiş. Burada boşluk olması sorun değil. Yani e, fonksiyonumuzun sonucu 2 olmayabilir, 3 olmayabilir. Ama buradaki arkadaşlar göndermiş olduğumuz, fonksiyonumuza göndermiş olduğumuz sayıların kesinlikle bir karşılığı olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi hepsinin de var. Bu yüzden de fonksiyon belirtmektedir. Devam edelim diğeriyle. Buraya baktığımızda buradaki sorun da şu olacaktır. Bakın C'ye bakıyoruz. C2 değere gidiyor. Bir 2'ye gitmekte bir de burada 6'ya gitmekte. Yani biz FC yazdığımızda veya T verilmiş burada. TC yazdığımızda bunu biz hangi değere yönlendireceğiz? Yani bunun sonucu ne olacak? 2 mi olacak 6 mı olacak? Tabii ki de böyle bir belirsizlik olamaz. Bu yüzden de burası fonksiyon değildir arkadaşlar. Sebebi de buradaki C 2 değere gidiyor. 2 değere gitmekte. Bu yüzden de burası da fonksiyon belirtmez diyoruz ve ilk sorumuzu tamamladık. İkinci sorumuz şeklinde tanımlı fonksiyon her m sayısı için fm eşittir f e, fm eşittir m şartını sağlıyorsa a çarpı b kaçtır deniliyor. Yani biz bu fonksiyon içine hangi sayıyı atarsak o da dışarıya o sayı olarak çıkmaktaymış. E, biz buna ne demekteyiz? Birim fonksiyon demekteyiz arkadaşlar. İçeri atıyorsak gene o çıkmakta. Biz buna birim fonksiyon diyoruz. Sonra baktığımızda biz içine 2x artı 1 atmışız. Gene 2x artı 1'in çıkmasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi birim fonksiyon olmak üzere. Biz buradaki ifadeyi nasıl 2x artı 1 yaparız bunu düşünelim. Şimdi buradaki x'in katsayısı a eksi 3. Ama biz ne istiyoruz? x'in katsayısının 2 olmasını istiyoruz. O zaman a eksi 3 eşittir 2 diyebiliriz. Buradan a'mızı 5 olarak bulduk. A çarpı B değerini istiyor. O zaman B'yi de bulacağız. Şimdi B eksi 2 de buradaki bizim sabit terimimizdir. Buranın sabit terimi de 1 olduğuna göre B eksi 2'yi de 1 eşitlememiz gerekiyor. B'mizi de buradan 3 olarak bulmuş olduk. Sonuç olarak A çarpı B 5 çarpı 3'ten 15'tir diyebiliriz. Sorumuzun cevabı 15. Üçüncü sorumuz parçalı bir fonksiyon verilmiş olmak üzere denilmekte. F2 artı F6 eşittir 16 ise... A'nın alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır denilmekte. Şimdi biz bir x'e 2 vereceğiz bir de x'e 6 vereceğiz. Ama neye göre vereceğiz? Onu işte arkadaşlar buradaki ifadelerimizden yola çıkarak hangi fonksiyonu kullanacağımıza karar vermemiz gerekiyor. Ve buradan da bize A'nın değer aralığı istenilmekte. Yani alacağı tam sayı değerlerin toplamı isteniyor. Öncelikle tabii ki de değer aralığını bulmamız gerekmekte. Şimdi F2'yi bulabilmek için. F2'yi bulmak için arkadaşlar x'in A'dan küçük olduğunu düşünüyorum. Yani 2'nin a'dan küçük veya eşit olduğunu düşünecek olursak, burayı yaptığımızda 3 çarpı 2 artı 1'den 6 7 gelecektir. F2 7 geldi. Eğer e, buradaki 2 a'dan küçük veya eşit olursa, sonra f6'ya bakalım. 6 da buradaki 6 da a'dan büyük olmuş olsun. O zaman 2x 3 eşittir e, e, buradaki x yerine 6 yazacak olursak, 2 çarpı 6 eksi 3'ten ne gelecektir? 9 gelecektir. Burası da 9 geldi. Sonuç olarak bakalım 16'yı sağladık mı? 7 artı 9. Evet 16'yı sağladık. O zaman arkadaşlar doğru gitmekteyiz. Yani burası için konuşacak olursak bu A büyük eşittir 2'den diyeceğiz. Ve e, nedir? A küçüktür 6'dan diyeceğiz arkadaşlar. A'nın aralığı budur. Onu da şu şekilde göstermiş olalım. A'nın aralığını bu şekilde bulmuş olduk. Alabileceğiz tam sayı değerleri de nedir? 2'dir, 3'tür, 4'tür ve 5'tir. 6'yı alamıyoruz. 5 buradan da 14 gelecektir. Tam sayılarının toplamı. Cevabımız da 14'tür. Dördüncü sorumuz. E, fonksiyonlar veriliyor. Sonra bileşke fonksiyonunu bulunuz denemekte. Şimdi bu sorumuza ne yapacağız? Öncelikle bu sorumuzdaki bileşik fonksiyonu, bileşke fonksiyonu açacağız. Şu şekilde açalım. gx-1'in f'lisi bu şekilde açtık. Daha iyi anlamı bilmeniz için bu şekilde açmanızı tavsiye ediyorum. Sonra biz neyi bulalım? Y x eksi 1'in ifadesini bulalım. Onu da şuradaki fonksiyonumuzu kullanarak, kullanarak yazacağız. Biz x'e ne verirsek yani burada x'e ne verirsek x eksi 1 sonucuna ulaşırız. Bunu bulmamız gerekiyor. Biz burada x'e x artı e 1 değerini verirsek x eksi 1'e ulaşırız. Yani x'e biz x artı 1 değerini yazacağız ki ne olacak oradan x eksi 1 olacak. Yani buradan gx eksi 1 eşittir 3 çarpı x artı 1 artı 4 diyebilmekteyiz arkadaşlar. Çünkü neden dedik? Buraya x artı 1'i verdiğimizde burası x eksi 1 olacak. Yani biz aradığımız fonksiyona ulaşıyoruz. Buradaki x'e x artı 1 veriyorsak buradakine de x artı 1 değerini vermemiz gerekiyor. Yani gx eksi 1 eşittir 3x artı 7'dir diyebiliriz. Burayı da düzenleyecek olursak f 3x artı 7 olacaktır. Aslında biz bunun değerini bulmak istiyoruz. Sonra bunu yapabilmek için de x artı 1 fonksiyonuna gidiyoruz. Ve biz buradaki x artı 1'in neye eşit olmasını istiyoruz? 3x artı 7'ye eşit olmasını istiyoruz. Ve biz buradaki x'i kıpırdatmayacağız. Çünkü biz buradaki x yerine başka bir x'i değer yazmak istiyoruz. O yüzden de buradaki x'imiz sabit kalıyor. Direkt biri karşı tarafa attırdığımızda x yerine biz 3x artı 6 yazarsak buradan neyi bulmaktayız? 3x artı 7 değerini bulmaktayız. x gördüğümüz yeri burada 3x artı 6 yazıyoruz. 4 çarpı 3x artı 6 eksi 6 bizim neyimiz olacaktır arkadaşlar? f 3x artı 7'nin değerini değeri olacaktır. Sonra burayı açtığımızda 12x artı 24 eksi 6 12x artı 18 bizim ifademizin değeri olacaktır. Bu aynı zamanda neye eşittir? f bileşke x eksi 1'in değerine eşittir arkadaşlar. Böylelikle cevabımızı bulduk. 12x artı 18. Sıra geldi çok güzel bir sorumuza. Yukarıda f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre değeri kaçtır diye sorulmakta. Şimdi gelin birlikte burayı bir açmaya çalışalım. Şurayı açtığımızda bileşke fonksiyonlarının değerini aldığımızda şu şekilde olacaktır. Yani biz g bileşke f 1'in değerini alırsak arkadaşlar bu bileşkeleri aynı zamanda ters çeviriyoruz ve değerlerini alıyoruz. Yani f 1'in değeri nedir? f'in kendisine eşittir. Bunu başa yazıyoruz. f birleşim g'nin de eksi bildişi yani değili nedir g eksi bir olacaktır onu da başa alıyoruz sondan başa şekilde gitmekte yani baştakini sona alıyoruz sondakini başa alıyoruz bu şekilde gitmekte bizim yeni ifademiz aslında bu olacaktır sonra burayı da açacak olursak g eksi birin dörtlüsünün f lisi olacaktır sonra artı f 2 sonra bölü diyelim f eksi birin birlisi eksi g eksi birin sıfırlısı olacaktır. Yeni işlemimiz aslında budur arkadaşlar. Biraz daha açtık. Şurayı da aslında kullanabiliriz şu çözüm için. Sonra baktığımızda... ...g-1'in 4'ünü istiyoruz. Şimdi biz normal g4 olsaydı... ...x yerine 4 yazıp y'nin değerini alıyorduk. Ama burada fonksiyonun tersi verilmiş. O zaman biz x'e yazdığımız değeri bu sefer... ...y'de aramak istemekteyiz. Yani öyle yapacağız ve x'in değerini y olarak kabul edeceğiz. Yani tam tersi olacak. Şöyle göstereyim. Şimdi g4 olsa biz x'in 4 olduğuna bakıp y'yi buluyorduk. Bu sefer de g fonksiyonunda y'nin 4 olduğu değeri istiyoruz. g fonksiyonunda y'nin 4 olduğu değer nedir arkadaşlar? x'in 0 olduğu değer olacaktır. O yüzden de buranın cevabını 0 olarak kabul edeceğiz. Yani g eksi 1'in 4'lüsü 0'dır. f 0 artı f 2 bölü g f 1'in billisi eksi g eksi 1'in sıfırlısı. Yeni ifademiz bu oldu. Sonra f sıfıra bakalım. f nerede sıfırdır? Burada sıfırdır arkadaşlar. x'e sıfır verdiğimiz değeri aramaktayız. Pardon düzeltelim. x'e sıfır veriyoruz. Yani burası eksi 1 f0 eksi 1 olarak bulduk. Eksi 1 diyelim. Sonra artı f2 aramaktayız. F2'miz zaten burada 0 olarak verilmiş. Burası da kalsın. Aşağıya baktığımızda f 1'in birlisi eksi g 1'in sıfırlısı denilmekte. Şu g'den başlayalım. g 1'in sıfırlısını bulabilmek için ne yapıyoruz? Normalde g 0 olsaydı x x'in 0 olduğu değeri bulup y'sini almaktaydı. Bu sefer tam tersini yapıyoruz. Biz Y'nin sıfır olduğu değere bakalım. Y nerede sıfırdır? Burada sıfırdır. X'in olduğu değer de 5'tir. O zaman burası 5 eşit olacaktır. Buraya 5 yazalım. Eksi diyelim ve f 1'in bildisini bulalım. Şimdi f 1'in bildisini bulabilmek için de ne yapmamız gerekmekte? Normalde olsaydı f 1 e, x x'in 1 olduğu değere bakıp y'sini almaktaydık. Bu sefer y'nin 1 olduğu değere bakacağız. Y nerede 1'dir? Y tahminen şuralarda bir yerde 1'dir arkadaşlar ama onu bulamıyoruz. Bulabilmek için de ne yapmamız gerekiyor? fx'in denklemini oluşturmamız gerekiyor. Ve buradan da denklemi şu şekilde buluyoruz. Özel bir kuralımız var. x bölü diyoruz. Sonra x ekseni kestiği noktayı yazıyoruz. 2 ile kesmekte 2. Sonra artı diyoruz arkadaşlar. Ve y bölü y'nin kest, y eksenini kestiği nokta olan eksi 1 alıyoruz. Ve bu kaça eşit olacaktır? Kesinlikle 1 eşit olacaktır. Buradan sonra ne yapacağız? Şunu yapacağız arkadaşlar. Buradaki y'yi yalnız bırakmak istiyoruz. Bunun için de burayı eksi 2 ile genişletelim. Eksi 2 ile genişlettiğimizde burayı da o zaman paydaları 2 yaptığımız için 2 ile genişletmemiz gerekiyor. Yani burası da 2 olacak. Sonra son durumda x a eksi 2 y eşittir. 2 olmakta. Sonra eksi y'yi yalnız bıraktığımızda da ne olacaktır? y eşittir. 2 eksi x bölü eksi 2 olacaktır. Yani biz denklemimizin formülünü bulmuş olduk. Sonra ne istiyoruz biz? E, y e, f eksi 1'in birlisini istiyoruz. Yani bu fonksiyonumuzun tersinde 1'i istemekteyiz arkadaşlar. O zaman hani biz az önce ne demiştik? Normal fonksiyon olsa x'e x 1 yazıp y'yi alıyorduk. Bu sefer y'ye 1 yazıp x'i bulacağız. Yani şurada yapalım. Şu boşlukta yapacak olsak karışmasın. 2 eksi x bölü eksi 2 eşittir. Bu sefer 1 diyoruz. Ve buradan da x'imizi bulacağız. Buradan da 2 eksi x eşittir. Eksi 2 gelmekte. x eksi x eşittir. Buradan 2'yi karşıya attığımızda eksi 4 x'imizi 4 olarak bulmuş olduk. Burası da 4'tür. Ve sonuç olarak işlemimizi yaptığımızda eksi 1 bölü eksi 1'den ...cevabımızı bir olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir soru. Büyük ihtimalle YKS sınavına da böyle bir soru çıkabilir. Tam YKS'lik olduğunu da söyleyebiliriz. Ve tam aynı zamanda sizin yazılımınızda içinde uygun bir sorudur arkadaşlar. Tekrar tekrar izlemenizi tavsiye ediyorum. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu hatırlatmamızın ardından 6 sorumuza devam edebiliriz. Yukarıda verilen FX fonksiyonu grafiğine göre f eksi 2 artı f1 eksi f3 sonucunu bulunuz denilmekte. Oldukça kolay bir sorumuz. Yani çerezlik diyebiliriz. Burada ne yapacağız? E, x gördüğümüz yere f eksi 2 için eksi 2'yi bulup y değerini alacağız. Direkt eksi 2'de y değeri eksi 1. O zaman f eksi 2 eksi 1'dir. Artı f1'i bulabilmek için x'e 1 verdiğimizdeki y'yi alıyoruz. O da 2'dir. 2 yazdık. Sonra eksi diyoruz. F3'e bakıyoruz. F3'ü bulabilmek için x gördüğümüz yere 3 yazdığımızdaki y'nin değeri burası buradaki y'nin değeri de 0'dır. Buraya da 0 yazdık ve buradan da cevabımızı 1 olarak bulmuş olduk. Oldukça basit, çerezlik puan alınabilmesi için yapılmış bir soru. 7 İfadesi bir polinom ise m'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı karşı deniliyor. Fo polinom olabilmesi için aslında polinomlar nedir? Özelleşmiş fonksiyonlardır diyebiliriz. Polinomlarda üstlerimiz kesinlikle sıfıra eşit veya sıfırdan büyük olacaktır arkadaşlar. Buna göre 6-m kesinlikle büyük eşittir sıfır. Ve buradaki m eksi 3'te büyük eşittir sıfır olacak. Ve bu ikisinin aynı ortak değer aralığını almamız gerekmekte. Yani ikisini kesiştireceğiz bir nevi. Sonra burayı yaptığımızda eksi m 6'yı karşı tarafa eksi olarak geçiriyoruz. Küçük eşittir eksi 6. Her iki tarafı e, eksiye böldüğümüzde arkadaşlar ne olacaktır? İşaretimize ters çevrilecektir. M küçük eşittir 6 olmuş oldu. Bu bir kalsın. Sonra burayı yapalım. Eksi 3'ü karşı tarafa attık. M büyük eşittir 3 olmuş oldu. Sonra bunları sayı doğrusuna gösterip de kesiştirebiliriz veya direkt 3 ile 6 arasında da diyebilirsiniz arkadaşlar. Öyle daha kolay olacaktır. Bakın m 3'ten büyük, m 6'dan küçük. O zaman m 3 ile 6 arasındadır. Tam sayı değerlerinin toplamını istiyor. 3 4 5 6. 7 12 18 bizim cevabımız olacak. 8. sorumuz da güzel bir soru. Px polinomu sabit terim olarak tanımlanmakta daire içinde Px. Sonra beşgen içinde A'da A-x -A 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 polinomu kasiyeler toplamı olarak tanımlanıyor. Bize bir polinom veriyor olmak üzere bu değeri bulunuz denilmekte. Şimdi burada yapmamız gereken şudur. Burayı anladık sabit terimi bulamayak için x gördüğümüz yere 0 yazmaktaydık arkadaşlar. Sonra şuraya bakalım Px polinomun ilk olarak sabit terimi istenilmekte. Px polinomun sabit terimini bulabilmek için x'e sıfır veriyoruz. Sıfır verince burası gitti, burası gitti. Sabit terim olarak 5 kaldı. Veya direkt buraya baktığımızda e, bu polinomun zaten sabit teriminin 5 olduğunu da görebiliriz. Sonra yani biz burayı yaptık aslında. Daireyi yaptık. Geriye ne kaldı? Şöyle tam düzgün, şurada düzeltelim. Şöyle 3, beşgen içinde 5'i söyleyebiliriz. Çünkü biz buradaki daire içinde Px polinomu 5 olarak bulmuş olduk. Çünkü sabit terimini istiyor ve sabit terimimiz direkt 5. Sonra beşgene baktığımızda beşgende de P A eksi x polinomun katsayılar toplamıymış. Yani ne demektir o? Polinomumuzu yazdığımızda içinde 5 olduğu için A yerine 5 yazdığımızda P eksi 5 eksi x'in katsayılar toplamı isteniliyor. Katsayılar toplamını nasıl buluyoruz? X gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. X gördüğümüz yere 1 yazdığımızda buradan da 4 gelecek. Yani P4 bizim cevabımız olacak. Biz aslında burada P4'ü bulmak istiyoruz. P4'ü de buradaki Px polinomundan yola çıkarak gideceğiz. X gördüğümüz yere 4 yazarsak 3 çarpı 4'ün karesi 4 çarpı 4 artı 5 olacak. 4'ün karesi 16. 16 çarpı 3 48 eksi 16 artı 5. Ve buradan da ne gelecektir arkadaşlar? Eksi 11 gelecektir. Eksi 11 çıkardığımızda da 37 bizim doğru cevabımız olacaktır. Buradaki bu ifademizin cevabı 37'dir. Dokuzuncu sorumuz gene çıkabilecek bir sorudur arkadaşlar. Derece ile alakalı polinomun dereceleriyle alakalı bir soru ve kesinlikle karşınıza çıkacaktır. Şimdi öncelikle polinomda derece nedir? Onu bir açıklayalım. Polinomda derece şu demektir. Bir polinomdaki en büyük üs polin o polinomun derecesi olacaktır. Yani e, atıyorum x kare dediğimizde buradaki e, polinomun en e, üstlü ifadesi yani en büyük üssü 2 olsun arkadaşlar e, x kare artı x artı 5 diyelim polinomumuz bu olsun bu polinomun polinomun e, derecesi kaçtır diye sorduğumuza direkt 2 olacaktır yani en büyük üssümüz direkt değişkenin en büyük üssü bizim polinomumuzun derecesi olacaktır bu şekilde e, dereceyi açıklayabiliriz sonra sorumuza döndüğümüzde derece px 3 olarak derece qx de 2 olarak verilmiş. Yani ne demek bu aslında? px polinomu içinde ne içermekte? x küp içermekte. Aslında bu demektir yani arkadaşlar. Buradan anlayacağımız budur. Aslında derece sorularını direkt aklımızdan da ifadelerde bulunabiliriz. Yani ben px polinomuna direkt x küp diyebilirim. Gerisi benim için önemsiz. Çünkü ben sadece dereceye bakıyorum. Ve derece için de en büyük üssü bilmemiz yeterli. O yüzden de derece px 3 olarak verildiği için ben px polinomuna direkt x küp diyebilirim. Bunda bir sakınca yok. Sonra derece qx'e 2 olarak verildiğine göre qx fonksiyon polinomuna da x kare diyebilirim arkadaşlar. Devamı vardır illaki ama yazmaya gerek yok. Çünkü ben sadece derecelerle iş yapmaktayım. Bunları Yazdıktan sonra bizden istenen dereceli ifadeye bakalım. Bizden istenen de bu ifadenin derecesi. Yani px kare eksi 3'ün çarpı q kübün 2x'inin bizden derecesi istenilmekte. Bundan sonrasında arkadaşlar verilen polinomları yerine yazmak olacak. Px kare eksi 3 polinomunu istiyoruz. Bunun için de x gördüğümüz yere x kare eksi 3 yazmamız gerekiyor. x kare eksi 3'ün kübünü aldığımızda burayı bulmuş olacağız. Ve burayı da bulduğumuzda buranın en büyük üslü ifadesi ne olacaktır? Tabii ki de x kare x kare ile 3'ün çarpımı x üzeri 6 olacaktır. Gerisini yapmaya gerek yok. Çünkü ben sadece üslü ifadelerle uğraşıyorum ve üslü ifadelerin en büyüğüyle uğraşıyorum. Dereceyle uğraşıyorum yani. O yüzden de burayı sakın açmakla uğraşmayın. Direkt en büyük üslü ifadeyi bulun. Buradaki de x üzeri 6 olacaktır. Burası x üzeri 6 yani. Sonra çarpı denilmiş Q kübün 2x'i veriliyor. Ee, x gördüğümüz yere 2x yazdığımızda buradaki Q 2x için ne diyebiliriz arkadaşlar? x e, 4x kare diyebiliriz. 4x kareyi bulduk. Sonra 4x karenin e, üssün kübünü istiyoruz. 4x karenin kübü de ne olacaktır? Buradan 64x üzeri 8 gelecektir. Çarpı 64x üzeri 8. Aslında katsayılar da benim için önemli değil. Bunları da direkt çıkarabilirim. Sonra biz bu ifadeyle bu ifadeyi çarpıyoruz. Buradan çarptığımızda x üzeri 14 gelmekte ve x üzeri 14 de arkadaşlar e, buradaki verilen bu ifademizin derecesi en büyük olan kuvvet olacaktır. Yani pardon, kuvveti en büyük olan sayımız olacaktır ve buradan da derecemizi 14 olarak söyleyebiliriz. Ve sıra geldi son sorumuza ve aynı zamanda yazılımımızda çözeceğimiz en güzel soru olacak arkadaşlar. Çok güzel ve çok klas bir soru. Bakalım. Yukarıdaki şekilde a sayısına göre çizilebilecek tüm beyaz altıgenlerin sayısı p(x artı, alt, a, artı a) polinomunun sabit terimini, tüm gri altıgenlerin sayısı da q(x) polinomunun x eksi a ile bölümünden kalanı vermektedir. Buna göre x Q x artı n polinomunun x eksi 7 ile bölümünden kalan p x artı 15 polinomunun sabit terimine eşitse m karşı diye sorulmakta. Öncelikle gözünüzü korkutabilir ama aslında kolay arkadaşlar mantığını kavramanız gerekiyor sadece. 1 ile gösterilen kısım şu ifadedir. 2 ile gösterilen kısım bu ifadedir. Yani örüntümüz bu şekilde gitmekte arkadaşlar. A da bunlardan kaç tane olduğunu göstermektedir. Bu şekilde devam ediyor. Yani İlk durumda kaç tane gri altıgenimiz var? 3. Birinci durum diyelim. Birinci durumda 3 tane bizim gri altıgenimiz var. Ve kaç tane beyaz var? 2 tane beyaz var. İkinci durum için neyi söyleyebiliriz? İkinci durumda da bu sefer 6 tane gri altıgenimiz var. Ve 4 tane de beyaz altıgenimiz var. 3'e de uzatabiliriz hatta. Üçüncü durumda da ne olacak bu sefer? 9 tane gri altıgenimiz ve 6 tane de beyaz altıgenimizin olduğunu söyleyebiliriz. Yani gördüğünüz gibi aslında burada kat kat şeklinde gittiğini söyleyebiliriz. Sonra tüm beyaz altıgenlerin sayısı Px artı A polinomu sabit terimini vermekteymiş. Sabit terimi olmakta. Bir sabit terimi bulabilmek için x'e 0 vermekteydik. Buradan da PA değerine ulaşmış oluyoruz. Buradaki PA değeri neye eşit olacaktır arkadaşlar? Buradaki A sayısının 2 katıdır gördüğünüz gibi. Mesela burada ilk durumda beyazların sayısı 2 tane. Yani 2 çarpı 1 bu şekilde bulunmakta. İkinci duruma kadar geldiğimizde beyazların sayısı 4 tane. Ve bu da 2'nin 2 ile çarpımıdır. O zaman biz PA polinomu için 2A'dır diyebiliriz. Buradaki beyazlardan yola gidecek olursak. Sonra tüm gri altıgenlerin sayısı da QX polinomunun x eksi a ile bölümünden kalanı vermektedir. x eksi a ile bölümünden kalanı bulabilmek için x eksi a'yı sıfıra eşitliyoruz. Ve buradaki x gördüğümüz yere a'yı yapıştırıyoruz. a yapıştırdığımızda buradan da q a polinomu gelecektir. Ve buraya baktığımızda bakın ilk durumda 3 tane var. İkinci durumda 6 tane var. Demek ki bu da nedir? 3a'dır diyebiliriz. Q A'da eşittir, a da eşittir 3a şeklinde olacaktır. Bize gri altıgenlerin sayısını verecektir. Sonra devam edecek olursak şurayı e, okuyacağız bu seferde. Polimon, polinomunun x 7 ile bölümünden kalan buradaki polinomun sabit terimine eşitmiş. x 7 x 7 ile bölümünden kalanı bulabilmek için ne yapmamız gerekiyor? x'e 7 vermemiz gerekiyor. Yani bu ifadeyi sıfıra eşitlememiz lazım. O zaman e, kalana ulaşmış oluyoruz. x'e 7 verdiğimizde buradan da q 7 artı m gelecektir. Burası bir kalsın. Sonra diğerine bakalım. Burada da px artı 15 polinomun sabit terimine eşitmiş deniliyor bu ifade. Bu buranın sabit terimine eşit. Sabit terimi bulabilmek için de x'e 0 veriyoruz. Ve buradan da p15 gelmiş oluyor. Bu şekilde yaptık. Sonra bu polinomlarımızı burada kullanalım arkadaşlar. Aslında buradaki değerlerimizi buradaki polinomlara yazmış olalım. Yazdığımızda 7 artı m şeklinde devam edecek olursak e, QA eşittir 3A'dan yani buranın 3 katını alacağız. 3 çarpı 7 artı M eşittir. Buranın da 2 katını alacağız. Gördüğünüz gibi 2 çarpı 15'ten 30'a eşitmiş. Buradan da yaptığımızda 21 artı 3M eşittir 30 şeklinde olacak. 3M eşittir buradan 9. M'i de 3 olarak bulmuş oluyoruz. Bizden istenen zaten M'in kaçı olduğuydu. Cevabımız 3 bölükte. Gördüğünüz gibi aslında hani zor gibi gözüküyor ama içine girdiğinizde aslında yapamayacağınız bir soru değil. Burada öncelik olarak bu örüntüyü takip etmeniz gerekiyor. Birinci adımda 3 gri 2 beyazın. ikincisinde 6 gri 4 beyazın. Üçüncüsünde 3, 9 gri 6 beyazın olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ve buradan sonra da buradaki polinomlara ulaşmanız gerekmekte. Veylenleri kullanarak sabit terim isteniliyorsa x'e 0 yazıyoruz. Katsayılar toplam isteniliyorsa 1 yazıyoruz arkadaşlar. Bölümü isteniliyorsa böldüğümüz ifadeyi 0'a eşitliyoruz. Ve oradaki x değerini polinoma yazıyoruz. Aslında oldukça basit. Sonra da bize veylenleri kullanarak m'e ulaşmış oluyoruz. Son sorumuzla videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videonu görebilirsiniz. Son olarak bu yazı sonuna ve daha fazlasına yazıldayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın, kendinize iyi bakın.